Teğmen Selcan Efe. Emredersiniz komutanım. Komutanım Albay Kopuz. Kılıç Demini harekat merkezinde acil toplantıya çağırıyor. Anlaşıldı. Babalar uçuyoruz. Haydi. Komutanım, telefonları almam söylendi. Durum ciddi babalar. Toplantı gizli. Komutanım. Bu sabah bir suikast gerçekleştirildi. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Turan Birliği Kongresi sekreteri öldürüldü. Bars Toktabay. Hoş geldiniz. Buyurun. Kabul ettiğiniz için sağ olun paşam. Estağfurullah, ne demek? Gelme nedenimi biliyorsunuz. Oğlum Albay Oktay Göktürk. Ne kadar zaman oldu. Ondan hala bir haber alamadım. Oğlumun bulunması için çalışmalar devam ediyor değil mi paşam? Yoksa artık bana bir şey söylenmedi. Gelişme. Gündüz Bey. Komutanım, suikastı yapan ya da yapanlar hakkında bir bilgi var mı? Çalışmalarımız daha sürüyor. Kılıç değil mi? Hedefiniz Albay Oktay Göktürk.
Albay Oktay Göktürk, Türkiye'de oluşturulan Turan ordusunun Orta Asya ayağının koordinasyon görevinin ve bu konuyla ilgili askeri istihbarat işlerini yürütmek için yaklaşık bir ay önce gizli bir göreve gitmişti. Fakat bir süre sonra kendisiyle iletişim koptu ve bilgi akışı kesildi. Bu durum araştırılırken Albay Göktürk'ün eşi ve kızı Ankara'da bir suikastle öldürüldü. Bölgedeki istihbarat birimlerimiz bir süredir kendisine ulaşmaya çalışıyordu. Ama şu ana kadar bir sonuca varamadılar. Ta ki Kırgızistan'dan bu suikast görüntüleri gelene kadar. Komutanım, bu görüntüler teyitli mi? Yani montaj olabilir mi? Evet Asubay'ım, her türlü teyit yapıldı. Görüntüler üzerinde herhangi bir oynama yok. Doğrudan güvenlik kamerasına danılan görüntüler. Bunu söylemekten nefret ediyorum ama suikasti gerçekleştiren Albay Oktay Göktürk. Komutanım, bu nasıl olur? Göktürk Albay böyle bir şey yapmış olamaz komutanım. Yani evet, başka bir şey olmalı komutanım. Siz şimdi bize Albay Göktürk... Bakın, şaşkınlığınızı anlıyorum. Ancak cevaplanması gereken çok soru var. İstihbarat birimlerimiz bu görüntülerle ilgili çalışmasını sürdürüyor zaten. Elimizdeki bilgilere göre hareket edeceğiz. Hedefimiz Albay Oktay Göktürk. Hazırlığınızı yapın. Emredersiniz komutanım. Hadi çıkabilirsiniz. Komutanım. Bu saçmalığa inanmıyorsunuz değil mi? Yörük, benim neye inanıp inanmadığımın ne önemi var şu anda? Elimizde bir takım bilgiler ve bize verilmiş bir emir var. Komutanım, Göktürk Albay namluyu bize doğrultmuş olamaz. Şu görüntülere bak Yörük. İyi bak, kimi görüyorsun? Yörük iyi bak. Kim? Tamam da komutanım, niye böyle bir şey yapsın? Oktay gizli bir görev için yurt dışına gitmişti. Evet. Ama sonra, bakın ben de yıllarca askeri istihbaratta görev yaptım. Ve bu işlerin nasıl olduğunu çok iyi biliyorum. Elbette. Neyi sorup neyi soramayacağımın da farkındayım. Ama bütün bu olanlardan sonra, yani ailesi öldürüldü. Cenazelerini tek başıma toprağa verdim. Oğlumun bundan haberi var mı bilmiyorum. Varsa tek başına katillerin peşine mi düştü bilmiyorum. Oğluma... Albay Oktay Göktürk'e ne oldu bilmiyorum. Ortadan kaybolmasının mantıklı bir açıklamasını bulamıyorum. Öncelikle başınız sağ olsun. Sağ olun. Oğlunuzla bir ara irtibatımız kesildi. Yalnız o gizli görevde olduğu için zaman zaman bu tür aksaklıklar yaşayabiliyoruz. Bunu gayet iyi bilirsiniz. Görevi devam ediyor yani. Bizim alandaki çalışmalarımız devam ediyor. Bir gelişme olduğunda size bildiririz. Bundan emin olabilirsiniz. Anlıyorum. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim paşam. Estağfurullah. Ben sizi arayacağım. Sağ olun. Siz de sağ olun. Cep telefonlarınız açık olsun yüzbaşım. Her an görev emri gelebilir. Emredersiniz komutanım. Ayrıca durumun hassasiyeti konusunda arkadaşları bir kez daha bilgilendirin. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Kopuz. Nasılsın? İyiyim Gündüz komutanım, siz? İyi olmaya çalışıyorum diyelim. Kutalmış Paşa ile görüşmeye gelmiştim. Oktay ile ilgili. Gidebilirsiniz. Emredersiniz komutanım. Odama geçelim isterseniz. Yok komutanım. Yeterince meşgul ettim burayı zaten. Estağfurullah komutanım. Oktay'la ilgili yolunda gitmeyen bir şey var. Farkındayım komutanım. Ortadan kaybolması. Hem de böyle bir durumda. Hiç onun yapacağı bir şey değil bu, biliyorsun. Onu burada en iyi tanıyan kişi sensin komutanım. Evet komutanım. Ama görevi... Sen de görevi diyorsun ha komutanım. Neyse komutanım. Bu meselede benim için karanlıkta kalan pek çok nokta var. Umarım hislerimde yanılıyorumdur. Hoşça kal evlat. Sağ ol komutanım.
Şimdi daha da bizim hayatımızı kurtaran Göktürk albay suikastçı oldu yani, öyle mi? Yok yok. İmkansız ya. Var bu işte bir Çapanoğlu. Yani böyle bir şey mümkün değil. Vallahi benim de hiç aklım yatmıyor. Görüntülerdeki oydu ama gözüm. Komutanım, bu işin içinde başka bir şey var. Kesin öyle. Öyle olmak zorunda. Yoksa... Kay! Rahat babalar, oturun. Komutanım, ne yapacağız şimdi? Bir şekilde bu işi çözeceğiz Selcan baba. Yani bu meseleyi çözmeden bize rahat uyku yok. Komutanım, çay söylemiştim. İyi yapmışsın. Sağ ol Karagöz. Afiyet olsun komutanım. Sağ ol gözüm. Sağ ol Bayındır. Tavşan kanı komutanım. Afiyet olsun komutanım. Bu ikisinin arasında ne var Bektaş, biliyor musun? Hayır komutanım ama yakında anlarız. Ha. Babalar şimdi aklımdan geçtin. Ben de seni arayacaktım. Tamam. Bir saat oradayız. Girbeli, Çiğiltepe. Sizde dışarıda işim var. Babalar ne bakıyorsunuz? Çeksenize sivilleri. Yani ne nasıl komutanım? Telefonlarınız açık olsun. Her an operasyon emri gelebilir. Komutanın dışarıda bunlarla ne işi olur ki ya? Gel. Gel Kopuz. Otursan. Komutanım aşağıda Gündüz Bey'le karşılaştık. Biraz önce buradaydı. Oğlunun akıbetini sordu tabii. Ama ben bir cevap veremedim. Bir sıkıntı olduğunun farkında komutanım. Eski kurt ya. Yalnız Göktürk böyle bir yola niye girdi? Bir türlü anlam veremiyorum. Yani ailesinin uğradığı suikast sonunda büyük bir travma mı yarattı diyorum ama yok. Hiçbir şey söyleyemiyorum. Komutanım bakın, biz Göktürk'le Kuleli'de beraber okuduk. Sonra harp okulu. Yaklaşık 30 senedir tanırım Göktürk'ü. Ve bu benim tanıdığım Göktürk'ün yapacağı iş değil. Üstelik Turan ordusunun kurulması için bu kadar emek sarf etmişken, tam amaca ulaşacakken kendi elleriyle bunu havaya uçurmaya çalışsın. Hiç mantıklı değil komutanım. Bilmiyorum Kapuz. Eğer bu sorunu çözemezsek uluslararası bir kriz kapıda. Neredesin? Kontrol noktasına yaklaştım Yeva. Ben de şimdi buluşma noktasına geçiyorum. Seni orada gördüklerinde Türklerin suratındaki ifadeyi çok merak ediyorum. Prenez soğan döne tramite. Esvaye tre prido. Sürveye le perimetre. D'accord Yeva. Ne t'inquiète yo pas pour ici.
Pasportunuzu lütfen. La frontera sorda? Oui. Il a fait un massage ici. D'accord. Bien joué. Baba, nasılsınız? Bu yaştan sonra ne kadar iyi olunursa o kadar iyiyim işte. Özledim seni be evlat. Haklısınız baba, bu aralar bayağı ihmal ettim sizi. Ama karargâhta öyle bir meşguliyet... İşinin başından aşkın olduğuna eminim. Bakma bana sen. Bu ihtiyarın huysuzluğu işte. Estağfurullah baba. En kısa zamanda uğrayacağım ama söz. Evlat, Gündüz Göktürk. Bugün uğradı mı oraya? Evet baba, buradaydı. Bak evlat, Gündüz'ün bu hayatta oğlundan başka kimsesi kalmadı. Ben onu iyi anlıyorum. Evet baba, biliyorum. Sana nedir, ne değildir sormam Kopuz. Ama bir asker babasının bu hayatta yaşadığı en büyük imtihanı bilirim. Onu çok iyi anlıyorum. Kulağın sestedir. Kapıya yanaşan her arabaya o mu diye koşarsın. Çalan her telefonu oğlum diye açarsın. Haber alamamak. Öldü mü kaldı mı bilememek. Allah kimseyi bununla sınamasın. Elinizden geleni yaptığınızdan eminim. Ama yine de aramak istedim Kopuz. Göktürk'ü bul. Ne olursa olsun onu bul. Bir babayı gözü yaşlı bırakma. Ya, seni çok tuttum evlat. Çenem düştü işte. Sağlıcakla kal. Siz de baba. Siz de kendinize iyi bakın. Vah be baba. Doğru diyorsun da, Gündüz Bey şu anki durumu bir bilse. Öldüm bittim oğlum ben. Sabahtan beri ne çayı bitti ne kahvesi. Hele o kılıçkın yok mu? Oğlum var ya, bir kazan çayı tek başlarına eşitler. O kadar söyleyeyim sana yani. Yorgunluktan bittim Caner. Bak yeter artık. Ben artık kimse yokken şu köşeye kıvrılacağım yatacağım. Siz de beni artık idare edeceksiniz kardeşim. Doğan abi. Ne abi oğlum? Ne abi? Bektaş Subaşı geldiğinden beri gece uykusu haram oldu lan bana. Abi sus. Susu mu var Caner? Vallahi sürmenaş olacağım. Elimde direksiyon, bu karar gelince bıdıp yaparken bulacaksınız beni. Abi sus ya, sus. Susu musu yok kardeşim. Ya ben şunu anlamıyorum ya. Sen koskocaman Bektaş Subaşısın. Koskocaman komutansın. Sen niye burada kalıyorsun ya? Gidersin dışarıda kendine bir ev tutabilirsin. Arkadaş gidersin orada evinde kalırsın. Ne bu ne oğlum? Hani ben anlamıyorum. Niye burada kalıyorsun ya? Anam! Oğlum. Komutanım burada olduğunu niye söylemiyorsunuz lan? Beni mi yakacaksınız vicdansızlar? Abi söyledik söyledik de dinlemiyorsun ki. Uyuyor mu lan? Ha? Bilmiyorum ki. Uyuyordur uyuyordur. İyi düşünelim iyi olsun. Duymamıştır diyelim. Siz burada kalın. Ben bir komutana bakıp geliyorum. Ses çıkartmayın sakın.
Doğan. Senin şu uyku problemine bir çözüm bulalım ha. Baksana, çenene vuruyor senin. Emredersiniz komutan. Gençler. Kusura bakmayın Haydar Bey. Çok bekletmedim umarım. Yok babalar, biz de şimdi geldik. Buyurun bu taraftan. Babalar hadi gelsenize. Buyurun, dairemiz burası. Yaklaşık 15 yıllık bir bina. Yerler laminant parke, kapılar Amerikan kapı. İki odası koridorun sonunda. Komutan yine eve bakıyor galiba kendine. İyi de bizi niye getirdin o zaman buraya? Sıkıyorsa sorsana. Çok biliyorsun sen. Ne oldu? Yemedi galiba. Allah'ım sen bana sabır ver. Bela mısın oğlum sen? Komutan olmasaydı ben sana gösterdim de neyse. Ne olacaktı komutan olmazsa? Ne olacağını ben sana göstereceğim sonra. Adam sen göster. Merak etme. Göster. Rahat ol. Güzel. Yeter. Yani adam olana çok bile. Gayet iyi. Isınma doğalgaz ile ayrıca binada yalıtım da mevcut. İyi. Harika. Ben beğendim. Babalar nasıl? Siz de beğendiniz mi? Komutanım vallahi bayağı güzelmiş. Gayet güzel komutanım. Ferah, ferah bir ev. İyi. Yeni eviniz hayırlı olsun. He? Arkadaşlarla kontrat kira işlerini yaparsınız. Hadi kolay gelsin. Ama komutanım. Şimdi yani bu evde mi yaşayacağız? Ne oldu, zoruna mı gitti? Yani beraber mi yaşayacağız komutanım biz bu evde? İtirazın mı var asker? Ama... Yarından tezi yok, taşınıyorsunuz. Kolay gelsin. İyi günler. İyi günler Haydar Bey. Evet beyler, kimliklerinizi alabilirsem kontrat işlemini hemen hallederim. Geçişte sıkıntı çıktı mı? Küçük bir şey, önemli değil. Tamam. O zaman gidelim. Yarın için hazırlık yapmak lazım. Efendim. Dış işlerimi bağla çocuğum. Tüm general kurtarmış, dinliyorum. Anlamadım. Azerbaycan askerleriyle mi çatışmış? Nasıl yani? Anladım. Eğer görüntüleri bize geçerseniz... Evet, evet. Büyük bir kriz çıkacak. Ben de farkındayım Sayın Müsteşar. Gerçi bizim bu konuda araştırmalarımız devam ediyor da... Haklısınız. Evet, ben gelişmelerden haberdar ederim size. Sağ olun. Nasıl bir iştir ya?
Opuz Albay'a söyle hemen hareket merkezine gelsin. Emredersiniz komutanım. Gel Kopuz. Evet komutanım. Yeni gelen görüntüleri ekrana ver kızım. Emredersiniz komutanım. Bu görüntüler yarım saat önce dışişlerine ulaşmış. Olay da sabah saatlerinde olmuş. Bu... Maalesef Kopuz. Olay yeri harita görüntülerini de ver. Emredersiniz komutanım. Bölgedeki kontrol noktalarının birinde Azerbaycanlı askerlerle çatışmış. Biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralı. Ne yazık ki bir de şehidimiz var. Komutanım bu akıl almaz bir olay. Göktürk çıtayı yükseltti Kopuz. Önce Kırgızistan, şimdi de Azerbaycan. Turan ordusunun dibine dinamiti gönderdi ve fitili ateşledi. Sanki Türk dünyasıyla aramızda büyük bir kriz doğması için bir plan hazırlamış ve onu adım adım uyguluyor. Komutanım bu çok saçma. Niye? Evet saçma. Ama dışarıdan baktığın zaman görüntü çok net. Bunu gerçekleştiren bir Türk subayı. Bu kabul edilemez. Bunun duyulmasından sonra ortaya çıkacak krizleri düşünemiyorum bile. Azerbaycan yetkilileriyle görüşmeler başladı. Alanda istihbarat faaliyetleri sürdürülüyor. Zaten Göktürk'ün bölgenin kuzeyinde olduğunu biliyoruz. Biz resmi olarak orada bulunamıyorsak bile... Geri tespit edildiği zaman kılıçdimiz süratli bir şekilde ve sessizce gidip onu oradan alacak. Bu işin daha fazla dallanıp budaklanmasını istemiyorum. Emredersiniz komutanım. Sağ ol. Sağ ol komutanım. Et vous prépare demain? Oui, Eva. On a aussi exploré la zone. C'est bien. Monsieur. Ne yaptınız Yava? Her şey yolunda gitti. Adamımızın Azerbaycan askerleriyle çatışma görüntüleri Türk elçiliklerine ve Ankara'ya ulaştırıldı Monsieur. Bu iyi haber işte. Şu an hepsi ayaklanmıştır. Türk dünyası birliği çatırdıyor mu ne? Kesinlikle. Yarınki eylemimizle de birlikte tamamen yıkıldıklarını görürüz artık. Umarım. O nasıl? Şimdiye kadar gayet iyi gitti. Dediklerimizi harfiyen yapıyor. Yarın senden güzel haberler bekliyorum Yava. Seni burada bulacağımı biliyordum. Mehmet Arif. Şunu çeker misin kızım lütfen? Eve gittim. Orada bulamayınca... Demek hala geliyorsun buraya ha? Şunu alır mısın kızım? Benimkini de alır mısınız? Al canım. Tabii. Ben sizi serviste bekliyorum paşam. Bir saate gelirim. Tamam kızım, tamam. Buraya her geldiğimde 14 yaşında ettiğim yemini hatırlıyorum kırlangıç. Askeri okula girerken yaşadığım o heyecanı, niye asker olduğumu, ne için savaştığımı, Kıbrıs'ı... Kıbrıs'ta orada verdiğimiz büyük savaşı ve bu vatan için neleri feda ettiğimizi hatırlıyorum. Bugün olsa yine yapacağım o şeyleri hatırlıyorum. Ne yaparsak yapalım, bizimki onun yaptıklarının yanında çölde bir kum tanesi. Haklısın Kırlangıç. Buraya en son Oktay'la gelmiştim. Göreve gitmeden... Bir hafta önceydi galiba. Öyle sanıyorum. Oturduk, saatlerce konuştuk.
Konu hatta bir ara Kemal Paşa'nın Hatay mücadelesine geldi. Hepimizin bildiği hikayedir. Paşa Hatay işini o kadar kafasına takmış ki son günlerinde o hasta haliyle tekrar mavzerlerini kuşanıp Amonos'a kadar çıkmaya karar vermiş. Göze almış bunu. 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde kalamaz dedi. Evet. Dediğini de yaptı. Asker doğdu. Asker öldü. Evet. Oktay da aynen böyle söylemişti. Askerlikten emekli olmaz baba. Damarlarımıza işlemiş bu bizim. Biz ölünceye kadar asker kalacağız. Bunun da mayası sarı başbuğdur demişti. Ben çakı gibi bir asker yetiştirdim. Türk askeri. 3000 yıllık ordunun bir eri. Başarılarıyla hep gurur duydum. Benim oğlum vatanı için gözünü budaktan sakınmaz. Ölüme çalım atardı. Ama şimdi bir şeyler oluyor. Anlamıyorum. İçimde garip bir duygu var. Çözemiyorum. Yeni bir haber yok değil mi? Yok. Ama biliyorsun işte. Benden bir şeyler gizlediklerine eminim. Bak Gündüz. O hasta haliyle eline mavzeri alıp tekrar savaşmaya karar verdiyse, gerekirse biz de yeşilleri tekrar giyeriz, düşeriz bu işin önüne. Gerçi bu halde işe yarar mıyız bilmiyorum. Ama bacaklarımız çalışmasa da aklımız çalışıyor Gündüz. Kara gün kararıp kalmaz demişler. Başını eğme Gündüz Göktürk. Başını eğme. Biz dağlara atarız pusu. Yine haram olduğu gece uykusu. Jandarmaya bir yudum su. Vermez misin Mersin kızı? Ya bu evde bir değil iki çocuk var ha. Hadi sofraya gelin, hadi. Ya dur Göküş, hadi yavru kurt. Allah Allah. Şırıl şırıl suyuna akışı. Beline de bağlamış alnı akışı. Haydar kapı çalıyor. Jandarmanın bir bu akışı. Ah Haydar, ah. Mutlu sana Mersin kızı, hadi. Hüseyin, hoş geldin, geç. Hoş bulduk. Geç. Biz dağlara atarız kuzu. Hayırdır yenge? Abin işte Hüseyin. Bildiğin klasik. Yörük Haydar yani. Hadi geç sen. Ben de geliyorum şimdi. Anam gönderdi köyden. Ne diyorsun? Ver bakayım sen şunları ya. Oh çok iyi görünüyor. Hadi geç sen. Aferin asker. Tak 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 tak. İşte bu. Aferin sana. İşte bu. Aha. Son haber hoş geldin. Hoş bulduk abi. İyi misin? İyi. Gel bakayım aslan patisli amca. Aslanım benim ya. Hayrola abi? Eğitimlere mi başlıyor? Aynen başladık babalar. Öyle yatarak nereye kadar? Vur bakayım. Aferin sana. Tabii tabii artık zamanı geldi. Operasyona falan da gitmesi lazım. Değil mi? Yani. Yani. Hadi sofraya gelin. Hadi. Hüsoğak kız nasıl? Nasıl olsun abi? Bildiğin gibi. İner inmez temizliğe başladı. Bütün ev üzerimden geçti diyebilirim. Sonra bağ bahçe. Vallahi görevdeyken bu kadar yorulmuyorum ha. İtiraz edemiyoruz. Sıkıyorsa et babalar. Yemez. 40 katır mı 40 satır mı? Babalar hak kız bu. Yemin ediyorum adamın... Haydar. Adamdan şırıngayla kanılır. Ver bakalım. Abi bu son olaylar. Emniyet, istihbarat, teyakkuzda. Ya... Hiç sormam. Hatta bir iki gün iznim vardı, beni erken çağırdılar. Bizde de aynı. Yani durum tatsız. Alo. Anladım. Tamam. Hemen geliyorum. Karargâhtan aradılar. Gitmem lazım. Haydar, daha şimdi oturduk yemeğe ama. Ne yapayım Gökçen? O zaman...
Ben seni bırakayım abi. Oğlan sana emanet. Dikkat edin. Sen dikkat et esas kendine. Merak etme bizi. İyi, ben arabaya getireyim. Allah Allah. Bir şeyler atıştırsaydın ya Haydar. Hadi gel. Gel bay bay diyelim babaya. Gel. Ay. Gel. Gerizekalı. Senin hiç aklın çalışmıyor mu ya? Halayı kapatmadan musluk mu tamir edin? Sana mı soracağım? Sana. İyi. Sabaha kadar bekle o zaman orada. Allah Allah. Lan nasıl duracak oğlum bu? Ne oldu? Seni kapat da firar etti galiba ha? En azından evi sel götürmüyor. Neyse ben şu vanayı kapatayım da boşa su akmasın. Tamam mı? Tamam tamam. Acelemiz neyse. Soluna gelip hallederiz. Hem ben seninle ne kadar geç ev arkadaşı olursam o kadar iyi kardeşim. O kadar iyi. Ben çok meraklıyım seninle ev arkadaşı olmaya. Allah Allah. Sünan. Alo. Tamam. Tamam hemen geliyorum. Assubay Çiğiltepe'de yanımda. Tamam geliyoruz. Acil görev önemli. Hadi. İlyas, hadi ben gideyim artık annem yokluğunu fark eder. Ama Ayça'm ben çok sıkıldım artık böyle kaçak göçek görüşmekten. E tamam, şey yapalım o zaman. Çıkalım babamın karşısına. Söyleyelim, bitsin bu işkence. Çok iyi fikir, söyleyelim tabii. Tutayım seni elinden, çıkayım Kutalmış Paşa'nın karşısına. Ben bu kızı seviyorum diyeyim, bize karışma diyeyim. Bak sen sonra? Sonra bizi ayırmaya kalkma. Ben bu kızı bırakmam. Bizi artık ancak ölüm ayırır diyeyim. De. İlyas, babamın arabası mı o? Ne? Babam mı? Kutalmış Paşa mı? Hı hı. Ciddi misin Ayça? İlyas geldi. Aşk olsun Ayça ya. Vallahi yüreğime iniyordu. Böyle şaka yapılır mı ya? Ya biz babamın karşısına çıkacağız değil mi? Çıkacağız tabii. Çıkacağız da hazırlanmadan olur mu o iş? Ben ondan korktum. Hazır değiliz yani şu an. Bizi şimdi böyle hoş mu olur sokağın ortasında gizli gizli konuşurken görmesi? Ayıp yani. Yani ben ondan şey ettim. Ha, sen ondan şey ettin. Evet. Pardon. Efendim. Tamam. Tamam, hemen geliyorum. Ayça, benim acil karargaha gitmem lazım. Görevde mi peki? Hı hı. Tamam. Çok dikkat et, tamam mı? Merak etme sen beni. Tamam mı? Dönünce bu Kutalmış Paşa'yla konuşma işi üstüne çalışmamız lazım. Tamam. Sen bir dön de. Tamam merak etme döneceğim. Hadi sen de hemen eve git. Üşüme daha fazla. Tamam. Hadi git sen. Gel Yüzür. Oktay Göktürk'ün bu bölgede olduğunu tespit ettik. Bu görüntüler öğleden sonra elimize geçti. Kontrol noktasındaki bu çatışmadan sonra bölgeye giriş yapmış. Azerbaycan askeriyle mi çatışmış komutanım? Maalesef evet Yörk. Üstelik bir de şehidimiz var. Şehit mi? Olmaz komutanım. Yani olamaz.
Komutanım, daha bu sabah Göktürk Albay bize namluyu doğrultmaz dedim. Bu gördüklerim... Komutanım, eğer bir Türk askerini ateş ettiyse... Eğer benim bir öz kardeşimi şehit ettiyse komutanım... Değil Oktay Göktürk. Yerinde babam olsa affetmem komutanım. Ben de yörük aydarsam... O şehidimizin kanı yerde kalmayacak komutanım. Yörük haklısın. Öfken de, acın da haklısın. Bütün bunlar benim için de zaten yeterince zor. Ama ona bunların hesabını sorabilmek için... Önce ona ulaşabilmemiz lazım. Emredersiniz komutanım. Şimdi... Aldığımız son istihbarata göre... Göktürk, Azerbaycan ordusuna mensup bir generale suikast hazırlığı içinde. General Alptekin Turayev. General Turayev yarın sabah... şu bölgede eski bir fabrikanın tekrar faaliyete geçmesiyle ilgili bir takım incelemelerde bulunacak. Suikastin de bu fabrika ziyareti sırasında gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Göktürk'ü son gördüğümüz nokta bu bölgeye oldukça yakın. Yani oralarda keşif yapmış olabilir. Suikast ihbarı ile ilgili generale bilgi verildi. Ancak gerekli tedbirlerin alınması ama programın iptal edilmemesi yönünde karar çıktı. Komutanım, Oktay Göktürk gibi askeri eğitim almış birisi bu olayı gerçekten yapmak istese kendini gösterir miydi sizce? Ya da elini kolunu sallaya sallaya dolaşıp o çatışmaya girer miydi? Kontrol noktasından geçer miydi? Gizlice sızar, işini halledip çıkardı komutanım. Üstelik bölgeyi çok iyi tanıyor. Bu düşüncelerinde haklısın Yörük. Ancak böyle bir suikast ihbarını göz ardı edemeyiz. Değil mi? O bölgede zaten bütün dengeler pamuk ipliğine bağlı. En ufak bir kıvılcım ortalığı yangın yerine çevirir. Azerbaycanlı yetkililerle eş güdümle hareket edeceksiniz. Kılıç bu gece Azerbaycan üstüne gidecek. Yarın sabah da General Turayev'e fabrika ziyareti sırasında refakat edeceksiniz. Emredersiniz komutan. Ne olursa olsun. Albay Oktay Göktürk'ü ele geçirmek zorundayız Yörük. Emredersiniz komutanım. Komutanım, bugün koridorda konuştuğunuz beyefendi... Albay Göktürk'ün yakını mıydı? Evet Yörük. Babasıydı. Emekli Albay Gündüz Göktürk. Emekli albay. Bu meseleyi en çok da onun için çözmek zorundayız Yörük. Bir babanın onuru için. Emredersiniz komutanım. Sağ ol. Entre aussi avec nous demain matin, Eva? Bien sûr, surtout lui. Surtout? Oui, ce n'est que pour la grenade contre les Turcs, ça juste ça pour le moment. Yüzbaşım Ahmetzade. Hoş geldiniz yüzbaşım. Yüzbaşı Haydar Bozkurt. Hoş bulduk kardeş. Durumda bir değişiklik var mı yüzbaşım? Hayır yüzbaşı. Bize bildirilen yeni bir durum yok. Yüzbaşı. Vay sokali.
Lan senin burada ne işin var? Yok biliyorsun ama örgüt buralarda böyle kendine yer edinmeye çalışıyor ya. Ben de geldim ne nedir ne değildir ona bakıyorum işte. Böyle stratejik bir şeyler yani. Stratejik bir şeyler yani ha? Popuz baba benim böyle olaylara bakış şeysimi çok önemsiyor tabii. Bir de tecrübe var Allah söylemesi ayıp. Popuz baba bana dedi ki yok Seybi. Vallahi billahi bu işi yapsan bir tek sen yaparsın yani dedi. Git ortalığı bir kokla dedi. Kokla dedi. Ha. Vay be babalar sen neymişsin be? Ya estağfurullah ya Allah Allah. Ya yapıyoruz işte kendi çapımızda bir şeyler. Seyfi biz de böyle kendi çapımızda bir şeyler yapsak ha. Bir sal be adam. Sal da işimize bakalım. Yo ben sizi görünce böyle heyecan yaptım tabii. Tabii canım böyle bakın işinize. Yüzbaşım, şu son durumu bir daha değerlendirelim. Tamam, buyurun bu taraftan. Teğmenim sen de benle gel. Emredersiniz. Sen de stratejik bir şeyler yap çocuklara çay ısmarla hadi. Emrullah hem de orta demlikten. Yo siz hoş gelmişsiniz iyi ki geldiniz ya. Vallahi özlemişim o. Ya hem çay içecek hem kilafın belini kırarız ya. Hazır ol arkadaşlar. Evet yüzbaşım. Yarın faaliyete başlayacak fabrika bu noktada. General ve yanındaki heyet sabah 8'de orada olacak. Bizde olan programa göre yarım saat orada yuvanacaklar. Gelen ihbara göre Oktay Göktürk suikasti bu bölgede gerçekleştirecek öyle değil mi? Evet. Bu barada da tedbirimiz var. Fakat sizin operasyon zamanı subayınızın nece tutabileceğiniz barada da bize bilgi verildi. Operasyon konusunda bilginiz olduğunu biliyorum. Biliyorum da. Komutanım, aklınıza yatmayan bir şey mi var? Var babalar. Var. Yani Kopuz Alba'ya da aynısını söyledim. Oktay Göktürk gibi eğitimli birisi eğer bu işi gerçekten yapacak olsa kendini böyle açık etmez. Hedef şaşırtma gibi mi komutanım? Bilmiyorum Selcan baba. Peki yüzbaşım yarın bölgede önemli diyebileceğimiz başka faaliyetler olacak mı? Bu arazide bombaların temizleme prosesi yapılacak. Yani mayın temizleme çalışmaları. İş makineleri buradan yola çıkacak. Ve tabii ki bunlar hamısı askerlerin nezaretinde olacak. Yani daim askerlerin gözetiminde. Ve bir de 30 yıl sonra öz köylerine dönecek Azerbaycan sivillerini taşıyan İlk otobüsler yola çıkacak. 30 sene sonra. Evet. Min bir zulümle karşılaşan, yurt yuvasından didercin düşen halkımız sonunda öz evlerine dönebilecek. Yarın ilk konvoy yola çıkacak. O konvoyda asker gözetiminde olacak değil mi? Evet, tabii. Ama bu güzergahta kontrol bizde olmadığı için konvoy tam burada ele geçirilecek. Nasıl yani konvoy burada devredilecek? Yani biz konvoyu burada devralacağız. Yani bu 20 kilometre boyunca konvoya Rus askerleri mi eşlik edecek? Evet. Uluslararası anlaşılmaya göre böyle olacak. Otur. Yüzbaşı Bozkurt komutanım. Dinliyorum yüzbaşım. Komutanım biz bölgeye intikal ettik. Yarınla ilgili hazırlıklarımızı da tamamladık. Ancak bilmeniz gereken başka bir durum var. Dinliyorum. Leytenant Elnur Kazımov. Üsteğmenim kolay gelsin. Komandır hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Var mı bir aksilik? Komandır yoktur. Her şey emir olunduğu gibi tamamlanmıştır. Güzel. Acaba bizimkiler ne yaptı?
kendimize, evimize döneriz. Bir şükür. Allah'a çok şükür. Hatta kentimiz çok güzel idi. Ah canım oğlum benim. Çok güzeldi, hem de çok güzeldi. Keşke babanla ninen de bugünkü günleri görebilseydi. Neden durduk? Bilmiyorum komutanım. Komutanım, yola ağaç düşmüş. Askerler çekiyor şimdi. Dikkatli olun. Emredersiniz komutanım. Emredin komutan. Selcan baba, durum nedir? Bir aksilik yok değil mi? Şimdilik yok komutan. Yolu ağaç kapattığı için biraz durduk. Şimdi devam ediyoruz. Sizde durum nasıl komutanım? Burası da süt liman. Bir terslik yok. Ancak gözünüzü dört açın. Oktay Göktürk, bu sefer her ne yapmaya çalışırsa çalışsın engel olacağız. Emredersiniz komutan. Olamaz. Mümkün değil. Zaten biliyordunuz değil mi? Gerçekten ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Bizim de nasıl bir şok içinde olduğumuzu tahmin edersiniz. Şu an için söyleyebileceğim tek şey bizim araştırmalarımız devam ediyor ama tabii ki gerçeği Göktürk albayla temasa geçtikten sonra öğrenebileceğiz. Peki siz oğlumun, Göktürk'ün bu fotoğraftakileri yapabileceğine inanıyor musunuz? Bu ocakta yetişen bir Türk askeri, bir Türk subayı bunları yapabilir mi? Belki de tehdit edilmiştir. Bilemiyorum. Ailesi öldürüldü. Ne diyebilirim ki? Bana tanıdığım Göktürk'ü soracak olursanız, Göktürk bunların hiçbirisini yapmaz. Ne aklım, ne mantığım, ne zekam, ne kalbim bu gördüklerimi kabullenemiyor. Ama görünen o ki, sabırlı olmak ve gerçeğin ortaya çıkmasını beklemekten başka çaremiz de yok. Oktay yapmaz.
Yapmaz. Ama eğer bunları yapacak kadar çıldırmışsa, aklını gerçekten yitirmişse, ona hak ettiği cezayı verin paşam. Türk askeri bu lekeyi kaldıramaz, taşıyamaz. Ben bugüne kadar onurumla yaşadım. Bu millet, bu vatan için canımı ortaya koydum. Oğlumla hep gurur duydum. Ama şimdi... onca kurşun yedim, işkence gördüm. Ama canım bu kadar yanmamıştı. Eğer Oktay gerçekten bunu yaptıysa... hayır, o benim oğlum değil artık, değil. O benim oğlum Oktay Göktürk değil. Emin olursanız, tüm bu alçaklıkları onun yaptığına ikna olursanız, oğlumun kafasına sıkın. Bir hainin, bir katilin babası olmaktansa, acı çeken, yas tutan, kimsesiz bir adam olmayı tercih ederim. Nasıl bir cenderenin içine düştük Kopuz? Ne düşüneceğimi bilemiyorum. Gündüz Bey'e bu fotoğrafları kimin nasıl ulaştırdığını hemen öğrenelim. Emredersiniz komutan. Bu işin içinden çok mide bulandırıcı bir şey çıkacak. Bu arada biz Gündüz Bey'i takibe alalım. Emredersiniz komutan. Sağ ol. Kopuz. Emredin komutan. Kılıçdemir ne yaptı? Operasyon devam ediyor komutanım. Şimdilik sıkıntılı bir durum bildirilmedi. Sağ ol. Emredersiniz komutanım. Sağ olasın emmi. Buyur. Sağ olasın. Komutanım, niye kabul etmemiz ya? Vallahi şu an sıcak bir çay çok iyi olur be. Savaş gözüm. Seni hepimiz duyuyoruz. Affedersiniz komutanım. Так точно, командир. Новый маршрут построен. Diğer yola girmemiz gerekiyordu. Emin misiniz komutanım? Evet, bendeki koordinatlara göre öyle. Komutanım, güzergahta değişiklik yapılmış olabilir mi? Belki, belki ama bana öyle bir bilgi geçmedi. Haydar Yüzbaşı'ya kurulumuzu geçiyorum ben. Komutanım. Dinliyorum Temin'im. Size şu anki konumumuzu yolladım. Güzergah değiş... Alo. Evet, alo Temin'im. Komutanım beni duyuyor mu? Alo, Selcan. Alo.
Ulaşılamıyor. Bağlantı kesildi. Araçta. Uydudan ulaşmayı denesene. İlyas, Sercan Teğmen'e iletişim kesilmeden önce son koordinatları yollamış. Sen de bir GPS'den kontrol et. Hemen komutanım. Komutanım, belirlenen güzergahtan çıkmış gözüküyorlar. Bir değişiklik mi oldu acaba? Bilmiyorum sarışın. Yok komutanım. Bağlantı hatası verip ulaşamıyorum. Komutanım, acaba tahmin ettiğiniz şey mi oldu? Yani burada komandı, da bir sorun yok. Yolun güvenliği sağlandı. Gidebilirsiniz. Köylüleri taşıyan otobüsün güzergah değişikliği hakkında bir bilgin var mı? Yok. Zenge eylemem gerek. Otobüsteki timime hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Bağlantı kesildi. Attıkları koordinata göre de güzergah değiştirmişler. Tugay'la danışıp haber ederim. Anlaşıldı. Babalar gidiyoruz. Hemen komutanım. Başçavuşum beni duyuyor musun? Emredin komutanım. Beni duyan var mı? Kesin bir şey yok. Leytinant Kazımoğul. Dinliyorum Hüseyin'i. Tugay'a güzergah değişikliğiyle ilgili hiç bilgi gelmemiş. İnşallah tahmin ettiğim gibi terslik yoktur Hüseyin. İnşallah Komadir. Konuyla ilgili Tugay da harekete geçti. Azerbaycan timi de başka taraftan yola çıktı. Otobüslerin son konum bilgisi noktasına en kısa zamanda çatacaklar. Anlaşıldı, tamam. Sarışın, bas gaza biraz. Emredersiniz komutanım. Nereye gidiyor lan bunlar? Oğuz! Nereye gidiyoruz lan? Komutanım. Komutanım, beni duyabiliyor musunuz? Bu askerler niye bizi bırakıp gitti? Bağlantı tamamen kesildi. Kimseye ulaşamıyorum. Sakin olun. Yerinizde kalın. Çiviltepe nedir? Bilmiyorum komutanım. Bir şey var başçavuşum. Haydar yüzbaşıyla konuşurken bağlantı birden kesildi. Komutanım. Var bir çukurluk var. Hey! Herkes açın! Kaçın, herkes açın! Yer! Gel! Kaç! Arkaya, hadi! Bir tepe, bırak kendi! Tamam! Ablacığım yer! Başlamışım sende! Savaş, beş taş! Oğlum dikkat! Başkanım! İyi devam et arkadan, çekin! Arkaya doğru eğilin! Aslanım, sivilleri koru! Çek! Yavaş! Başlayın! Eğin kafalarınızı. Eğin, kaldırmayın. Komutanım, ne yapacağız? Çok kalabalıklar. Burada kalamayız. Bensiz Türk askerisin. Kardeşim, iyi misin? Yaşıyorum komutanım. Kurşun çok ağzından geçti. Kurban olan başına. Kurban olan. Tamam lan, Türk devir. Başlamışım. Kurban olayım Türk. Hayır. Çıkın. Şurada bir mağara var. Sivilleri hemen oraya almamız lazım. Emredersiniz komutanım. Çiğtepe, Bektaş, komutumla birlikte koruma ateşi için mevzilerinize geçin. Emredersiniz komutanım. 3, 2, 1, şimdi! Dur! Aslan, ne yapıyorsun ya? Yat ablacığım, yat. Kaldırmayın başınızı. Komutanım, bu saldıranlar sizce, ha? Değilir değil mi? Değilir. Wow. Demek köylülerin arasına asker yerleştirmişler. Bunlar duruma uyanmış. Beni hep şaşırtıyor bu Türkler. Hadi! Hiçbiri sağ kalmayacak.
Demek köyünüze döneceksiniz ha? Ne derler? Dönmek için önce kazanmak gerekiyor. Astsubay İlveyli. Emredersiniz komutanım. Komutanım, Opuz Albay. Emredin komutanım. Yüzbaşım, neler oluyor? Durum şüpheli komutanım. O yüzden riske atmak istemedim. Hala Selcan Teğmen'le irtibat kuramıyoruz. Bir tuhaflık olduğu kesin. Yüzbaşım, Türk askerine yasak bir bölgeye giriyorsunuz. Çok dikkatli olun. Emredersiniz komutanım. Ah Oktay. İnşallah bu işin içinde de sen yoksundur. Sakın kafanızı bile çıkarmayın buradan. Sakin olun. Biz sizi kurtaracağız. Komutanım, çok kalabalıklar. Ne yapacağız? Sonuna kadar mücadele edeceğiz Bektaş. Başka şansımız yok. Askerleri destek geleceğini sanmıyorum. Ama yine de çabuk olmalıyız. Selcan komutan gidiş yolunun değiştiğini söylediği an ben bir gariplik olduğunu sezdim zaten. Ardından sinyaller kesildi. Hadi savaş, hadi. Çönen değil, parmakların çalışsın. Emredersiniz komutanım. Eğer saldırıyı Göktürk Albay gerçekleştiriyorsa yalnız çalışmadığını da anlamış olduk. Suikast ihbarı da eminim düzmeceydi. Yörük yüzbaşı haklıymış komutanım. Ben bu olanlara inanamıyorum. Doğru söylüyorsun başçavuş. Şimdi buradan... Kimsenin canı yanmadan buradan nasıl çıkacağız ona odaklanmalıyız. Hadi. İnşallah Haydar Yüzbaşı duruma uyanmıştır. Komutanım, yaklaşık 20 kilometre sonra yaya gitmek zorundayız. Yasak bölgeye gireceğiz. Selcan Teğmen'in attığı konum bayağı içeride kalıyor. Nasıl yapacağız komutanım? Biz de Ciklet'ten çıkmadık Sarışın. Görünmez olup ışınlanacağız. Başka yol yok. Doğru söylüyorsunuz komutanım. Sen gazla. Emredersiniz komutanım. Roketçi hazır olsun. Komandir! Silah varsa biz de satacağım. Olmaz. Hayatınızı tehlikeye atamayız. Roket! İyi misin? İyiyim. İyi misiniz? İyiyim. Kılıç, herkes iyi mi? İyiyiz komutanım. İyiyiz komutanım, iyiyiz. Bektaş, roketçiyi gördün mü? Saat 2 yönünde Bektaş. Hemen indir onu Bektaş. Emredersiniz komutanım. Attı, vurdu, gol oldu. Helal komutanım. Gözüne sağlık gözüm. Aslanım benim. Roketçi ne yapıyor, gerizekalı mı? Lanet olsun size. Çemberleri atın. Çabuk. Hayır. Biz burada kalacağız. GPS'e bak. Arka hissine bir yol var mı? Emredersiniz komutanım.
Komutanım, kuzey yönünden gidersek yolu kısaltmış oluruz. Bu yüksek ve dik tepeyi tırmanmamız gerekecek ama en kestirme yol burası. Öyle mi? Aynen, bu yön. Hadi babalar, uçuyoruz. Tamam komutanım. Allah'ım sen bize yardım et. Onları sağ salim ellerine götürelim. Görmek istediğim manzara. Komutanım, bir şey yapmamız lazım. Adamları durduramıyoruz. Komutanım iyi misiniz? Komutanım ne oldu, ses verin. Komutanım! Yeter lan! Savaş ne yapıyorsun, menzile gel! Savaş yerine geç, savaş! Savaş! Mevzine geç! Yeter lan! Yeter! Savaş ne yapıyorsun? Mevzine geç! Savaş yerine geç! Şu asker sanırım çıldırmış. Hem de Türk askeri. Hadi! Sana kolay bir az sunuyorum. Elini çabuk tut. Yere değmesin Erenler. Uçuyoruz. Benzine geç. Taştan ışığı açılı. Bektaş, koruma ateşi. Ben de komutanım. Manyak mısın sen? Komutanım ben. Savaş, bir daha böyle bir şey yapmayacağız, anlaşıldı mı? Anlaşıldı komutanım. Şimdi mevzine geç. Sonra konuşacağız seninle. Hadi. Komutanım, çok az mermim kaldı. Komutanım, bende de az kaldı. İnşallah başlamış o. İnşallah. Ne? Hala bağlantı yok. Mermileri bitiyor artık. Bu köylülerle birlikte Türk askerine de mezar olacak burası. Allah'ım.
Komutanım, mermim bitti. Bizi yok etmeden bu insanlara zarar veremeyecekler. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Geldi aslan parçası. Askerlere destek geldi. Ama nasıl anladılar? Lanet olsun. Komutanım, Haydar Yüzbaşı yetişti. Soydaş tümü de geldi. İşte şimdi alacaklar boruların ölçüsünü. Aynen babalar. Köpeksiz gözle, değneksiz gezeceğini zannediyor şerefsizler. Bu grupta nereden çıktı? Hadi ateş etsene. Adamlarımı kuş gibi avlıyorlar. Gitmemiz lazım. Bu işin sonu belli oldu. Kahretsin. Göktürk Albay. Kahretsin. Demek Türkiye silah sıkıyorsun ha Oktay Göktürk. Demek Türkiye ateş ediyorsun. Lan! Allah kahretsin. Neredesin lan? Kılıç, çevre güvenliği alın. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Listen to the truth. English I won't travel. I love travel. Repeat. Ali. Repeat, Ali. Selcan baba, iyi misiniz? İyiyiz komutanım, herkes iyi. Siviller? Siviller şuradaki mağarada. Tamam, siz sivillerle ilgilenin. Ben Göktürk Albay'ı gördüm, onun peşinden gidiyorum. Ama komutanım... Teğmenim, dediğimi yapın. Emredersiniz komutanım. İrbeyli, gel benimle. Emredersiniz komutanım. Kesmiş olsun teğmenim. Sağ olun komutanım. Tam zamanında geldiniz. Şükürler olsun. Sivillere bakalım. Emredersiniz komutanım.
Bayağı kalabalık varmış komutanım. Ben Gündüz. Yıllar sonra sana bir işim düştü. Alo. Ne yaptın? Aramadın. İşler pek yolunda gitmedi Mösyö. Nasıl yani? Köylülerin arasına asker yerleştirmişler. Türk askeriydi. Saldırı başarısız oldu. Adamlarımın çoğu öldü. Yani yemek yutmadılar. Tam bir fiyasko. Başka bilmem gereken bir şey var mı? Yok. Başarısızlığı sevmem Yeva, bilirsin. Başarı yoksa güç de yok demektir. Unutma Yeva, gücün yoksa düşersin. Ve ben düşeni yanımda taşımam. Üsteğmenim. Geçmiş olsun komutanım. Sağ ol Üsteğmenim, sağ ol. Çatışmayla ilgili herhangi bir bilgi var mı? Konvoya yoldaşlık eden harici askerlerin neden yol değiştirdiklerini anlamaya çalışırım. Anlaşıldı. Allah sizden razı olsun komandır. Siz olmasaydınız bizi öldüreceklerdi. Sizin sayenizde köyümüze kayıttık. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Sağ ol amcım, Allah razı olsun, sağ ol. Allah sizi var eylesin. Allah sizden de razı olsun, sağ olun. Görkem, Kopuz Albay'ı bağlasana. Emredersiniz komutanım. Assubay Gümüş. Yüzbaşı Bozkurt. Emredersiniz komutanım. Komutanım, Yüzbaşı Bozkurt. Yüzbaşım. Hepiniz iyisiniz değil mi? Sağ olun komutanım, iyiyiz. Biz de iyiyiz, siviller de iyi. Yani sormaya korkuyorum ama. Yüzbaşım, sence bu saldıran grubun Albay Göktürk'te bir ilgisi olabilir mi? Evet komutanım. Oktay Göktürk'ü çatışan grubun arasında gördüm. Maalesef kaçmayı başardı komutanım. Ama belli ki terörist bir grupla beraber hareket ediyor. Eğer o grubun kim olduğunu öğrenebilirsek... Doğru söylüyorsun Yüzbaşım. Sen haklı çıktın. Suikast olayı yemdi. Bölgede araştırmalar başladı. Siz üste dönün. Emredersiniz komutanım. Komutanım.
Komutanın yüzü kül gibi be. Çok fena şeyler dönüyor anlaşılan. Gel. Gel Kopuz. Kılıçdim ve siviller köye ulaştı komutan. Hepsi iyi. Saldıran gruptan haber var mı? Yüzbaşı Bozkurt, Albay Göktürk'ün saldıranların arasında olduğunu teyit etti komutan. Yaşıyor mu? Evet komutan. Kaçmış. Ne yani? Haydar olmasa, Kılıçdim'i olmasa Göktürk göz göre göre o sivilleri, o köylüleri, o Türkleri katledecekti. Öyle mi? Yeva. Oui. On a reçu une formation importante. J'écoute. Les soldats parmi les paysans étaient une équipe de force spéciale venant de Turquie. C'est l'équipe qui a éliminé Khemi, l'équipe Kılıç. L'équipe Kılıç, hein? Büyük ihtimalle Albay Göktürk'ün peşinde olan tim. Kılıç timi. Bu fırsatı iyi değerlendirirsen Mösyö'nün hoşuna gidecektir. Benim asla düşmeyeceğimi anlaması lazım. Ama kızım o zaman ya gece erken yat ha. Hem yurt soğuk diyorsun, hem gece ders çalışıyorsun. Erken yat, erken kalk, gündüz dersini yap. Kurban olayım ha. Sıkı giyin, bak hastalanırsın. Ben de gelemedim, devarla. Kızım böyle ıhlamur kaynat. Onu iç, bak iyi geliyormuş ha. Bak yarın sakın ola, sakın dışarıya gitmeyesin ha. Ya biliyorum babacığım, hafta sonudur ama yani çıkma işte soğuk diyorsun da hastalanırsın ha. Babanın lafını dinle. Ha kurban olayım ben sana. Hadi. İyi geceler. Seyfe. Allah! Ya İzmandut ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Ödümü korkuttun. İnsan gelirken bir ses verir ya. Ya babalar manyak mısın? Seslendim ya işte. Ha doğru seslendim. Ya biraz fazla herhalde. Esra ile mi konuşuyordun? He, Esra ile konuşuyordum. İzmandut, Ankara çok soğukmuş ya, öyle dedi. Ya Erenler, sen ne biçim bir adamsın ya? Niye? Ne oldu ki? Ben ne ettim? Ne ettin? Ne ettim? Ya bak hala bir de soruyor ya. Ne yaptık ki? Bir ipucu verseydim bari yani en azından oradan yola çıkardım yani yapmışsam da bilmeden yapmışımdır sen beni biliyorsun İzmandut zaten hazırlandım çıkacağım zaten. Bir sus be adam. Sakallı. Ben kimim? Sen yüzbaşı Haydar Bozkurt'sun. Yani? Yani derken? İzmandut. Hayır. Ya babalar. Sen niye Esra'ya Gökçen ablanı ara? Hafta sonu onda kalırsın. O seninle ilgilenir. Hem ev sıcak olur demiyorsun. Niye söylemiyorsun bunu kızına? Erenler, bizden başka kimimiz var? Vallahi doğru söylüyorsun İzmandut. Ya Allah razı olsun. Ya hepinizden razı olsun. Da ben hani Gökçen yengeye rahatsızlık vermemek babında şey yapmışım. Hayır. Ya Esra, Gökçen'e ne gibi rahatsızlık verebilir? Niye rahatsızlık versin? Bak Seyfe. Allah sana pırlanta gibi bir evlat vermiş. Biz de ona sahip çıkacağız. Anladın mı? Allah razı olsun. Şimdi neyse. Sinirlendirme beni. Ne oldu? Gidiyor musun? He. Ben de tam çıkacaktım. Kopuz baba aradı da. Hadi Allah'a emanet ol. Sağ olasın. Aa, Seyfe. Emret komutanım. Emrediyorum. Dikkatli olacaksın Seyfe. Emredersin. Dokuz canlı olduğuna güvenmeyeceksin. Güvenmeyeceğim. Dikkatli olacaksın. Anladın mı? Anladım. Zaten beynim yanıyor.
Yemin ediyorum acısını senden çıkartırım. Bismillah. Kolay kolay ölmediğini biliyoruz. Ama bak bir daha söylüyorum. Kalana zarar gelirse yemin ediyorum kafanı gözünü kırarım babalar. Emredersin sen. İtman'ı seviyor mu, dövüyor mu belli değil. Bu Seyfi ile Haydar Yüzbaşı ne konuşuyorlar böyle? Yüzbaşı bayağı sinirlenmiş gibi duruyor. Seyfi bu gözüm. Yapmıştır yine bir şeyler. Anladığım kadarıyla bu Seyfi biraz değişik bir adam ha. Öyledir, öyledir. Seyfi abiyi tanıdıkça daha çok tuhaflıklar göreceksin. Seyfi. Hadi yolun açık olsun, dikkatli ol. Size Allah'a emanet. Azat arkadaşlar. Yüzbaşım, gözlediğimiz haber geldi. Hı hı. Konvoyu koruyan askerler, konvoyun gidiş yolunda değişikliği olmasıyla bağlı haber almışlar. Onlar yoldayken böyle bir emir gelmiş. Ayrıca bu mevkide vazifeniz bitti, geri dönün diye emir verilmişti. Ama merkezden biz böyle bir emir vermemiş diye bildirilmişti. Новобрудянна из Паснестра маршрут изменю. Глянь на новый маршрут. Араша по этим координатам. Я проплетис. Так точно, командир. Новый маршрут построен. Через 15 километра. Срапропождянна заканчивече. И потом проплетис назад. Вам все ясно? Так точно, командир. Bakoyeva. Sasefeosi. Koleksiyon komuz. Peki saldıran grup hakkında herhangi bir bilgi var mı? Hele ki bir yeniliği yok. Ama araştırmalar aparılır. Efendim. Bu benim için çok önemliydi. Çok teşekkür ederim. Gel. Komutanım. Az önce bilgi geldi. Emekli Albay Gündüz Göktürk sabahın erken saatlerinde evinden aracıyla ayrılmış. Sonra mobese kameralarından aracının şehirler arası yolda olduğu tespit edilmiş. Kuzey yönünde ilerliyor komutanım. Gündüz Göktürk. Umarım tahmin ettiğim şeyi yapmıyorsun. Kutalmış Paşa giriş yaptı mı Asmiye? Henüz gelmedi komutanım. Tamam. Doğan'ı bul hemen. Ben çıkış yapacağım. Kutalmış Paşa'ya da durumu bilgilendir. Emredersiniz komutanım.
Günaydın komutanım. Günaydın. Ne oldu, bir gelişme mi var? Gündüz Göktürk. Evet. Sabahleyin kendi aracıyla evinden ayrılmış. Şu anda da şehirler arası yolda kuzey yönünde ilerliyormuş. Eski istihbaratçı tabii. Bir şeylerden şüphelendi eski kurt. Ne düşünüyorsun? Yetişebilir mi komutanım? Git yetiş. İkna et onu. Emredersiniz. Doğan, aracı hazır hemen. Emredersiniz komutanım. Metvo Otrabay. İlajiron, dökülazon, le sulapel de toute façon. D'accord. Je sors. Vous me direz si ça passe quelque chose. D'accord, Yeva. Allez. Vallahi güzel güzel. Aynı evde yaşayacaksınız gözüm. Başka çare yok. Yok tabii komutanım. Yani maazallah Haydar Yüzbaşı nasıl olsa duymaz. Biz bu işten vazgeçelim falan dersiniz. Bak aman diyeyim. Hmm. İşte o zaman yanılgıya düşersiniz ha. Yani zaten komutan ne güzel size ev tutmuş. Tadını çıkarın. Tat mı? Evet. Ya komutanım, benim bu işten yırtma şansım yok mu ya? Ben ciddi ciddi o evde bununla mı kalacağım? Sen ne biçim konuşuyorsun birader ya? Ha? Bununla falan. Oğlum benim bir ismim var. Terbiyeli olacaksın. Öyle mi? Öyle, aynen öyle. Tamam, sakin. Dikkat! Teğmenim. Gelişme var mı komutanım? Gelişme yok. Ama bizim ayı bağırıyor. Biz neyle uğraşıyoruz ya? Kafam kazan gibi teğmenim. Uyku tutmadı. Umarım bu iş de bu saçmalıklar da bir an önce son bulur. Yüzbaşı. İhbar var. Sabah kırsaldaçı yol çalışmalarına saldırı olmuş. İşçilere tacize ateş açılmış. İnşaat aracını yandırmışlar. Sonra da hemen oradan uzaklaşmışlar. Grubun içinde de Göktürk albayına benzer birinin olduğunu söylemişler. Ne yapıyoruz komutanım? Hemen bölgeye gideceğiz. Keşif yapalım. Belki bir ipucu buluruz. Tim 5 dakika içinde hazır olsun. Emredersiniz komutanım. Kılıç, çıkıyoruz. Emredersiniz komutanım. Solda bir yandaki telebez yava. Se son lezon kenaza ton diyom. D'accord. Ton travay a termine laba. Alo. Albay Göktürk'ün peşinde olan tim için yaptığım plan devreye girdi Mösyö. Bilgi vermek için aradım. Gelişmelerden haberdar edeceğim. Bu defa iyi bir sonuç bekliyorum yava. Bundan emin olabilirsiniz. Ben de Ankara'yı hareketlendiriyorum. Doğrusu olacakları çok merak ediyorum. Bekleyip göreceğiz. Thank you.
Beni izletiyordunuz demek. Evlat, benim gitmem gerekiyor. Özür dilerim komutanım ama buna izin veremem. Ne yapmaya çalıştığınızın farkındayım. Tanrı çok cömert değil mi Kopuz? Ufka doğru bu tarlalar ne güzel gözüküyor. Tanrı, bu masmavi cam gibi parlayan gökyüzüyle, bu mis gibi kokan toprakla bize muhteşem bir hayat sunuyor. Bu ihtişamı, bu güzellikleri görebildiğim, hissedebildiğim her an için şükrettim bugüne kadar ben. Ama şimdi her şeyin üzerine pus düştü Kopuz. Artık hiçbir şeyi görecek, hissedecek durumda değilim. Bu başıma gelen şey çok ağır. Bundan emin olmak istiyorum. Oğlumla ilgili gerçek neyse onu öğrenmek istiyorum. Ben beynimi kemiren bu cehennemde daha fazla yaşayamam. Sizi anlıyorum. Ancak yapmaya çalıştığınız şey çok tehlikeli. Albay Kopuz, sen beni duymuyor musun? Ben gerçekleri öğrenmek istiyorum diyorum sana. Eğer oğlum terör örgütü eliyle suçlanacaksa veya vatan hainliğine suçlanmaktaysa ve bu gerçekse bundan emin olmak istiyorum. Bunu oğlumun ağzından duymak istiyorum. Ve gerekiyorsa onu gözüme kırpmadan vururum. Anladın mı beni? Onu kendi ellerimle vururum. Bakın, bize, Türk askerine güvenmek zorundasınız. Gerçeği bulup ortaya çıkaracağız. Bu konuda size şerefim üzerine yemin ediyorum. Oktay benim silah arkadaşımdı, dostumdu. O tanıdığım en yiğit askerdi. İnanın bana bütün bu olanları içime sindirmekte ben de zorlanıyorum. Ama sizin bu şekilde hareket etmeniz bize hiçbir katkı sağlamaz Gündüz Bey. Aksine işleri daha da sıkıntılı bir hale sokar. Üstüne üstlük hayatınızda tehlike atabilirsiniz. Sizin oğlunuz Albay Oktay Göktürk'ün, onu bulmakla görevli tüm Türk askerlerinin can güvenliğinden ben sorumluyum. Hem bir Türk subayı olarak, hem de Oktay'ın arkadaşı olarak sizden rica ediyorum. Lütfen vazgeçin. Tetikte olsun. Emniyet alın. Göktürk Albay. Komutanım, teslim olmak için karşımıza çıkmış olabilir mi? Kılıç, çok dikkatli olun. Tuzak olabilir. Komutanım, etrafta kimse görünmüyor ama. Ellerini kaldır ve teslim ol. Hemen!
Komutanım, bu kadar adam yerden mi bitti? Bilmiyoruz Savaş. Gözünü aç, dikkatli olun. Komutanım, çok kalabalıklar. Aynen baba. İlbeyli, destek iste. Emrin etsiz komutanım. Ne yaptın? Askerler geldi. Tamam, şimdi ikinci aşamaya geç. Peşinden geldiklerine emin ol. Onları nereye götüreceğini biliyorsun. Adamımız kaçıyor. Biz peşinden gideceğiz. Selcan baba. Buralar sende. Anlaşıldı komutanım. Emrimle beraber baskı atışı. İlyas benle geliyor. Emredersiniz komutanım. Hadi kılıç. Bas! Hadi bas! Emredersiniz komutanım. Babalar geç şunu. Sarışın geç şunu kırın bir şekilde. Yakalayacağım komutanım. Yaklaştım komutanım. Kır önünü kır. Gazla, gazla, gazla! Aferin Sarışın. Böylelikle senin de ne kadar usta bir şoför olduğunu anlamış olduk. Sağ olun komutan. Dinliyorum Uzi. İki tanesi peşimde. Güzel. Adamlar diğer askerlerin icabına bakar. Mekan hazır mı? Evet. Tek yapman gereken onları oraya getirmek. Tamam. Comment va-t-il, Paul? Pour l'instant, il va bien.
Yakalayacağım komutanım. Haydar yüzbaşılar ne yaptı acaba? Yardım zamanında gelmezse işimiz zor. Sonuna kadar dayanacağız. Albay Göktürk. Kusura bakma. Seninle bir süredir ilgilenemedim. Yine mi sen? Git sahibin gelsin. Senden sıkıldım. Bir aydır beni burada tutuyorsunuz. Derdiniz ne sizin? Yakında öğreneceksin albay. Bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Hatırlatırım albay. Bu kadar iddialı konuşacak durumda değilsin.
Komutanım, burası temiz. Gidin, koş! Komutanım, bizi kapıyorlar! Allah kahretsin! Her yeri sımsıkı kapadılar. Bomba var.